Hepinize Akşardam'dan merhaba. Metro istasyonundayım. Akşardam metro istasyonundan çıkarak Akşardam Tapınağı'na doğru gideceğim. Biliyorsunuz daha önce Akşardam Tapınağı'na ben gelmiştim. Pazartesi'ye denk geldiği için içeri girememiştik. Şimdi tapınağa doğru gidiyorum. It's close to here, bro. Thank you. 100 for what? Yani burada 100 metrelik yol için 100 rupi falan diyor. Yani sanki ben yürümeyi bilmiyorum ya da işte oraya gidemeyecekmişim gibi. Sinir bozucu şeyler. Metronun başında turist avlıyorlar. Kızıyorum yani, kızıyorum hakikaten. Ben şimdi az önce metro istasyonunda yemek yedim. 150 rupi. Buradan 300 metre için 100 rupi. Dolandırıcılık. Bilmeyen birini dolandırırlar. Zaten bilmeyen biri buraya metro ile falan da gelmez muhtemelen. Böyle ya yürüyerek gelir ya tuktuka biner. Tuktukçu bir daha onu dolandırır. Akşardam Tapınağı Delhi'deki çok önemli tapınaklardan. Büyük bir tarihi yok. Ama çok önemli. Yeni yapılardan, sürekli gelişen, çok büyük bir tapınak. İçeride video çekilmesi yasak diyebiliyorum. Kamerayı içeri almayacaklardır. Kamerayı dışarıda bırakacağız. Ben bir gezdikten sonra size içerideki durumu anlatırım. Hello guys. Hello, hello. İşte etraftakiler de böyle meraklı. Akşardam'a şimdi birazdan geçiş yapacağız. Bakın yürüdüğümüz mesafe bu kadar. Buradan sağa dönüyoruz. Az ileride solda tapınak. Bu. Yani bu. Buraya kadar getirecek bizi. Ve para istiyorlar. Tuhaf bir şekilde. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Ben çıkışta size haber veririm durumlarda. Tapınaktan çıktık. Akşardam oldukça etkileyici bir tapınaktı. Ama içeriye çok katı kurallarla giriyorsunuz. Defalarca arama, defalarca kontrol, çanta emanet, telefon, kamera, bunun gibi şeyleri içeriye sokmuyorlar. Bu nedenle içeriye girerken bir hayli zaman kaybediyorsunuz. Ama yine de güzel. No, thank you. Biraz bahsedeyim içeriden. Biraz bahsedeyim. Delhi'ye geliyorsanız, Hindistan'a geliyorsanız Akşardam'a kesinlikle gelin. Muazzam bir tapınak. Gerçekten tarifi zor. Mermeri öyle bir işlemişler ki içeride. Taş Mahal'den aldığınız keyfi buradan aşağı yukarı alıyorsunuz. Tabi yeni bir yapım olduğu için tarihi yok dedim. Yoksa adanmış olan guru ve tanrılar açısından tarihi çok geniş, manalı bir tapınak ayrıca aynı zamanda. Şimdi şöyle ileriden uzaktan size tapınağı bir göstereceğim. İçeride havuzu var. Tabi havuzun saati varmış. Yani havuz derken yüzme havuzu değil. Su. Su ile böyle şov yapıyorlar, gösteri yapıyorlar diyelim. Aynı zamanda bot turu bile var içeride. Gezebiliyorsunuz. Tabi önemli olan tapınağı ve içini görmek. Bu arada tapınağa giriş ücretsiz. Tapınağa girerken sadece kısa pantolonla girerseniz size 100 rupilik bir şey veriyorlar, örtü veriyorlar. Çıkarken de 100 rupilisi geri alıyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu. Eyvahlar olsun, şuraya da otobüs park etmiş. Tam şöyle uzaktan size gösteririm derken oraya da otobüs park etmiş. Şuradan bir yerden onu size yakalayacağım ben ama yine de. Şöyle geçelim. Tabii içeride güzel bir marketi, restoranı var.
Ben de tişört aldım, böyle pakete koydular. Maalesef poşetleri yok herhalde. Güzel bir tişört, üstünde Akşar'dan yazıyor. Benim için de manalı. Şimdi tabii içerisini görmek çok önemli. İçerisini görmek çok önemli ama dışarıdan şöyle arkadaşlar, kubbesi şu an tadilatta. İçeride çok büyük bir kompleks. Çok büyük bir kompleks. Ben acaba geniş açıyı alırsam buradan daha iyi mi olur? Oldu mu? Bilmiyorum. Umarım olmuştur. Akşerdem, karşınızda gördünüz, tapınak. Akşerdem tapınağındaydım. Şimdi gittiğim yer Lotus Temple, ardından da İskon Tapınağı'na gideceğim. Ve bugünü tapınakları gezerek geçirmiş olacağım. Akşerdem çok keyifli bir tapınaktı. Hindistan'a geldiğinizde muhakkak görün. Hatta şöyle diyelim, Taç Mahal ve Akşerdem Hindistan'a gelinmesi ve görülmesi gereken, yani sebeplerden diyebiliriz. Çok hoştu, çok güzeldi. Akşerdem'i hiç unutmayacağım. Yani geldiğinizde gitmiyorsanız, vakit uyduramıyorsanız ayıp, ayıp, öyle diyelim. Çok güzeldi. Lotus Tapınağı'na gidelim. Oradan da İskoncuların yanına gidelim. Tabii Manila'da İskoncularla çok vakit geçirdik. Bir de buradaki tapınaklarını görelim. Tüm toplulukların, tabii başkent olduğu için tapınaklarının büyükleri, güzelleri hep buralarda. Bir güzel tapınak da Madurai'de, Menakşi'ydi. Ama o tabi tarihi, bu da çok güzel ve özel bir tapınak olmuş. Sevdim, sevdim. Görüşürüz, Lotus'tan görüşürüz. Otelden yeni çıkıyorum. Neden yeni çıkıyorum? Ne oldu? Şöyle bir durum oldu. Efendim, Akşerdem Tapınağı çok güzeldi. Tapınağa girmeden önce ben bir yemek yedim. Pilav, tavuk, yani her zamanki gibi ama o yemek, sanırım pilav kötüydü ve mideme artık böyle kramp soktu. Ve gitmek istediğim Lotus ve İskon'a gidemedim. Lotus ve İskon tapınaklarına gitmek yerine dinlenmeyi tercih ettim. Akşerdam'dan bir metroya binerek doğrudan otelime geldim. Otel konusunda çok şanslıyım. Çünkü metroya o kadar yakın ki 150-200 metre kadar. Böyle metrodan iniyorsun, sokağa dönüyorsun, doğrudan oteldesin. O konuda şanslıyım. Mesela burayı değiştirmiş olmaktan, bir öncekini değiştirmiş olmaktan şu an mutluyum. Metroda böyle ayakta dururken umarım bayılmayız falan dedim. Ter döktüm, mide spazmı yaşadım. Şimdi bu akşam Rajivjoka'da gitmeyeceğim. Size bu cadde üzerinde ufak bir tur attırayım. Ve bugünü böyle kapatalım. Dinlenmiş olduk. Bu akşam yemek de yemek istemiyorum. Bu akşam yapacağım eylem bu cadde üzerinde yürümek. Dönüşte de böyle katı bir yemek değil de yoğurt almak olacak. Yoğurt alacağım. Buradaki yoğurtlar böyle çok büyük değil. Küçük oluyorlar. İki tane, üç tane alırsam yeterli olacak. Saat zaten şu an 10 civarında. Yollar biraz harekete. Harekete ne diyelim? Ya ben Türkçeyi iyice bozdum. Ben Türkçe düşünmeye başlamam lazım. Ama yakında Türkiye'ye döneceğim için Türkçeyi hızlandıracağım. Harekete maruz kalmak olmaz.
Yollar biraz sakin diyelim, evet tamam. Benim Türkçe iptal. Dün akşam bir çocuk geldi yanıma, abi Türk müsün dedi. Dedim yavrucuğum Türk'üz işte. Türkçe konuştuğumuza göre. O da bir yıldır geziyormuş, benden tavsiyeler istedi. Ben de tabii elimden geldiğince yardımcı oldum ona. Genç bir arkadaştı. Efendim, o da tabii bir yıldır gezdiği için çocuk Türkçeyi kötü kullanmaya başlamış. Ben de onun Türkçesine bakarak ya Türk müsün gerçekten dedim. Bugün baktığımızda benim Türkçemle biraz gitmeye başlamış. Buralar aslında güzel. Hediyelik eşyalar falan çok satılır bizim bu caddelerde. Biraz ilerleyince daha hareketli oluyor. O hareketli kısımlardan çekelim. Tabii Akşardam Tapınağı'ndan biraz daha bahsetmek gerekirse, dediğim gibi, bugün de dediğim gibi muhakkak görülmesi gereken bir yer. Ben Hindistan'da en hoşuma giden yerlerden biri Taç Mahalli. Taç Mahalli. Karşımda dikilmiş adam bana bakıyor. Çekil yavrucuğum, çekil de geçelim. Tabii Taç Mahal çok güzeldi. Artık böyle biri çarpıp üstümüzden bir şey aldı mı diye bakıyoruz. O kadar tuhaf bir durum. Koskoca caddeye sığamıyorlar. Tuhaf durumların içindeyiz. Böyle karşımıza dikilen var, bize çarpan var. Ya yapacak bir şey yok. Buralarda artık normal karşılıyorum. Artık dükkanlar kapanmaya başlamış. Saat 10'da aslında pek kapanmaz buralar ama neden böyle oldu ben de anlamadım. Kapandıktan sonra bir de pis durumlar var. Yani o dükkanların önü de kirli. Görebilirsiniz. Şöyle biz ilerleyelim. Caddeyi biraz görmüş onun. Yani ne dilencisi bitiyor arkadaş, ne çarpanı bitiyor. Biz de böyle 3000'in yani deklem gibi geziyoruz. Buralarda restoranlar falan çok. Devam edelim bakalım. Bu nedir? Ha, bakın burada da yardım, destek ve bakın ha görüyorsunuz. Ben şöyle kendimi yolun biraz daha güvenli yerine atayım. Buralarda bu saatte şimdi sarhoşu marhoşu bitmez arkadaş. Az önce gördünüz çarptılar ve bakmıyorlar. Hinduların burada bir durumu var arkadaşlar, bilmiyorum. Bir şey yapıyorlar. Siz de görün. Bakın bir değişiklik olsun. Ellerinde böyle ateşler. Şu arabaları çok seviyorum. Türkiye'ye dönünce bakacağım. Suzuki Swift. Aslında daha önce de beğeniyordum da burada gördükçe daha böyle bir içime siner oldu. Yine bir dilenci. Etti 3. Bugün de 6-7 tane görmüşüzdür. Yani dilenci çok arkadaşlar. Biz de kendimizi buralarda biraz kollamamız gerekiyor. Kamera bu caddede elimizden gitmez de. Yine de dikkatli olmakta fayda var.
Bakalım eski kaldığım otele de bakacağım şimdi. Charlie oradaysa. Yani Mr. Raju bizim paranın üstüne yattı. Ödemesi gereken bir para vardı bize. İşte no change falan dedi. Bozuk param yok dedi. Bizim paranın üstüne yattı. E tabi ben şimdi birkaç gün buradayım. Raju'dan parayı alacağım arkadaşlar. Bir yerde de bir tren biletim iptal olmuştu. Otelden aldırmıştım. İlk zamanlar biliyorsunuz böyle bir tren bileti sıkıntısı çekiyordum. Bir otelden aldırmıştım. O arkadaş da bizim paranın üstüne yattı. Ben anlamıyormuşum gibi yapıyor. 3-4 gün daha buradayım. O parayı da tahsil edeceğim. Yani şu an alacaklarımızı toplamanın peşindeyiz. Çok büyük paralar değil. Tren bileti 350 rupi kadardı. Raju'dan da alacağım 100 rupi kadar. Toplam 450-500 rupi. Bu da Türk parasında 200 lira falan anca eder ya da etmez gibi konuşabiliriz. Bu etrafta çok böyle efendim tekstil üzerine var. Hediyelik üzerine var. Bunun dışında çok eczane var. Bar var. Buralarda çok bar var. Ben gece çok 11'den sonra dışarı çıkmayı tercih etmiyorum. Şu an hem yoğurt almak için hem de bu geceyi değerlendirmek adına dışarı çıktım biraz. Böyle olsun istedik. Ya bakın fiyatlar 150 rupi. Tabi bunlar küçük tişörtler, yani küçük tişört. Ama tişörtler 150 rupiye kadar, 100 rupiye kadar düşüyor. Ben bugün Akşerdam'dan bir tişört aldım. Kaliteli de bir tişört, çok güzel. 250 rupi. Büyük para değil, büyük para değil. Tabii dışarıdaki fiyata göre bence uygun bile sayılır. Yani şunlar sokakta satılan şeyler, ben sevmiyorum öyle. Akşerdam Tapınağı'nın mağazasından çok güzel tişörtler alınabiliyor. Çantada da yer yok arkadaşlar, yani çantada yer olsa birkaç tane alacağım. Hatta çantamda yer olmadığı için birkaç parça eşyamı, eskiyenleri Türkiye'ye götürmeyip atmayı düşünüyorum. Böyle bir düşüncem de var. Çünkü çantada ağırlık yapacak. Çanta ne kadar büyük ve ağırsa hem taşıması zor hem de uçakta sıkıntı. O nedenle bazı eşyaları atacağız. Şimdi aslında benim bu caddede kaldığım 3. 4. gün mü 5. gün mü oldu bilmiyorum. Bayağı tanıdık çıkıyor buralarda. Çantacı var, tişörtçü var. İşte Raju var. Kuaföre tıraş olmuştuk, o var. Bir restoran. Orada tabii yemek yemiyorum ama orada yemek yemesem de kola falan alıyordum, böyle bir şeyler alıyordum. Orada çalışanların tamamı beni görünce selam veriyorlar. Değişik, hoş. Böyle denk geldikçe benim de hoşuma gidiyor aslında. Türk nasılsın, Türk nasılsın diye sesleniyorlar. Güzel. Ortalama tişörtler çok fazla burada. İşte onlar da 150-200 rupi civarındalar. Yani Hintliler biraz kendi yolunda gidiyorlar arkadaşlar. Ben giderim, sen çekil havasında. Siz onu ittirince bir şok olabiliyorlar. Kimseyi şok etmek istemiyoruz tabii. Kimseyi ittirmek de istemiyoruz. Biraz geç bir saatte çıkmışız.
caddede her şey kapanırken çekmek durumunda kaldık. Böyle artık mağazaların hepsi kapanmış veya hatta bu caddede yürümek böyle 7'li 8'li saatlerde pek mümkün değil. Şu an çok rahat geldik. Normalde burada çok yaya trafiği, tuk tuk trafiği olur. O trafikten eser kalmamış durumda. Şimdi tren istasyonunun oraya kadar yürümüş olacağız. Bugünü böyle bir cadde üzerinde bitirmiş olduk. Genelde Rajiv Jog'dan hoşçakalın diyorduk. Bugün tren istasyonunun önünden hoşçakalın diyelim. Şimdi burada da bir bisiklet trafiği var, tuk tuk trafiği var, pazar trafiği var. Artık ana caddeye geçtikçe ama tuk tukçu hiç şey yapmıyor. Ya bu elektrikli bisikletle o yolunda sen çekil, koru kendini. Ezecek. Ezecek. Hintlilerin genelinde var bu durum. Ya yapabileceğim bir şey yok. Kendini kollayacaksın. Bakın bu tarafta da bir pazar yeri gibi. Orası. Göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Gerek yok. Erol meyve falan satıyorlar. Yine tişört falan satıyorlar. Öyle bir yere geldik ki. Hoşça kalın diyeceğiz. Şimdi neredeyiz? Şöyle göstereyim size. Neredeyiz arkadaşlar? Karşısı New Delhi tren istasyonu. New Delhi tren istasyonu. Hepinize bu akşam buradan hoşça kalın diyorum. Say hello, say hello, ha? Yeah. O da hoşça kalın diyor size. Görüşmek dileğiyle ben de tekrar hoşça kalın diyorum. Buradan yeterli oldu. Yarın ne yapacağız? Lotus, İSKOM, ardından da bir yerden bir alışveriş yapacağım. Oraları gezeceğim. Görüşürüz.